Bundan asırlar önce Taif yakınlarında bir bölgede yaşamakta olan bir Arap kabilesi vardı. Bu kabile İslamiyet'i benimsemişti. Benimsemiş olmasına ancak her topluluğun olduğu gibi onların da içerisinde dalalet ve şakavete düşen bazı güruhlar bulunmaktaydı. Ticareti hile karıştırır, insanların arasında adaletin teminine gölge düşürecek hareketlerde bulunurlardı. Dönemin yöneticileri onları sert bir müdahaleyle uyarıp düzelttiğinde ultimatomlardan sıkıldıklarını dile getirerek kabileler arası fitne ateşini körüklerlerdi. Dönemin en önemli geçim kaynağı ticaret olmasının yanı sıra hayvancılıktı da. Çoğunlukla deve çobanlığı yapan bu insanlar hayvanlarının dünyanın dört bir ucuna dağılmasından ve satılmasından gururla bahseder, onlar gibi hayvan yetiştiren kimsenin olmadığını ileri sürüp övünür dururlardı. Civar şehirlerden ve başka ülkelerden gelen tacirler kervan kervan deve satın alır, bunları alıp uzak diyarlarda satarlardı. Hal böyleyken onların kazancının çok iyi olduğunu, bu yüzden kendi kendilerine yeten bu ekonomik durumda birinin yöntemi altında olmak istemedikleri de aşikardır. Askeri yönden herhangi bir yapılanma güçleri olmadığı içinse bu düşünceleri sadece sözde kalıyor, hiçbir kimse yöneticiler aleyhine bir kalkışma planlayamıyor, hiçbir adım atamıyordu. Yıllar böyle gelip geçerken bir gün bu bölgeden kendisini peygamber olarak tanıtan yalancı bir adam peyda oldu. Çok geçmeden ticaret namına hiçbir ilişkisi kalmayan bölge, daha sonraları ellerindeki tarım ürünlerinin de bitmeye yüz tuttuğunu gördü. Sahte peygamber yağmur duasına çıkıyor, asit yağmuru yağıyordu. Allah'ın rahmeti tümüyle kesilmiş, insanlar hizlana mahkum edilmişti. Yağışların sıfıra inmesiyle tarım yapılamaz hale gelen toprakların yanı sıra kuruyan otlaklar, beraberinde hayvanların da telef olması sıkıntısını meydana getirdi. Her gün onlarca hayvan can veriyor, hepsi hastalıktan ve açlıktan kırılıyordu. Allah'ın gazabı üzerlerine gelen topluluk, kendilerine vaatlerde bulunan sahte peygamberlerinin ardından gitmekte ısrar etseler de, ilerleyen günlerde yaşadıkları ekonomik ve sosyal problemler onları iyiden iyiye tesiri altına aldı. Bölge halkından sahte peygambere karşı çıkan bir ailenin hayvanlarından biri hamile kalmıştı. Onu doğuracak olması kendi hayvanları kırılan halkın tepkisini çekmişti. Sahte peygamber, bu ailenin kendisine iman etmediğinden habersiz bir şekilde onların yanına giderek insanları topladı ve doğacak olan bu deve bize hayır ve bereket getirecek. Allah'ın izniyle hepimiz eski güzel günlere döneceğiz dedi. Çok geçmeden doğum yapan dişi deveden çıkan yavru deve bir müddet yerde yattıktan sonra hızla ayağa kalktı ve yürümeye başladı. İnsanlar etrafına toplanmış doğan yavru deveye bakıyor, bir mucize bekliyordu. Herkesin meraklı bakışları arasında bir anda sahte peygamberin üzerine koşan yavru deve, daha yeni doğmuş olmasına rağmen onu kafasından tutarak öte tarafa savurdu. Neye uğradığını şaşıran sahte peygamber, yerden kalkamadan tekrar üzerine gelerek onu öte tarafa attı. Bunu gören dişi deve de yanına gelerek sahte peygamberin başını ayakları altında ezerek parçaladı. O gün korkunç bir şekilde dişi deve ve yavrusu tarafından öldürülen sahte peygamberi gören insanlar, onun gerçekten bir yalancı olduğunu, kendilerine dediği şeylerin hep tersinin çıktığını anladı. O günden sonra daha kötü günler yaşayan insanlar, merkezi otoritenin güçlenmesiyle büyük bir orduyla karşılaştı. Üzerlerine gelen tüm temkinli İslam ordusu onları kılıçtan geçirerek yerle bir etti. Müthiş bir ders alan sapkın topluluğun büyük bölümü savaşta hayatını kaybederken geride kalanlar aldıkları dersin etkisiyle tekrar Allah'a ve peygamberine iman ederek bir daha bu yoldan dönmemişlerdi. Allah'a ve kitabına karşı gelmenin bedelini canları ve mallarıyla ödemişlerdi.